11. sınıf tayfam yine bir sınav öncesinde sizlerle buluşmanın mutluluğu, keyfi içerisindeyim. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız ve doğru yerdesiniz. Neden doğru yerdesiniz diyorum? Çünkü bundan önceki sınavlarda ve hatta 9. ve 10. sınıfta biliyorsunuz ki birlikte hep sınava çalıştık. 90, 95 yüzler hep havada uçuştu. İşte yine aynı başarıyı bu sınavda da göstereceğiz. Peki ne yaptım? Öncelikle Milli Bakanlığı biliyorsunuz örnek soruları yayınladı, videosunu yayınladı vesaire. Onlara şöyle bir baktım. Sonra birçok ilin senaryolarına baktım. Önemli olan kazanımları, önemli olan soru tiplerini oluşturmaya çalıştım bir sınav kağıdında. Ve biliyorsunuz aynı zamanda zaten ben de okulda bu derslere giriyorum. Bir öğretmen bakış açısıyla neresi önemli, neresi nasıl, hangi tarzda sorulur? İşte bunları analiz edip çok güzel bir sınav kağıdı hazırladım. Bu sınav kağıdıyla hem soru tiplerini görmüş olacaksınız hem de konular baştan sona kadar en önemli yerleriyle tekrar etmiş olacaksın. Yani bomba gibi bir video seni bekliyor. Videoya geçmeden önce ne yapıyorsun? Bu videoyu beğeniyorsun. Kanalıma abone oluyorsun. Ve aynı zamanda unutma WhatsApp kanalımız var 11. sınıf. Ama sen artık 12. sınıf oldun. 12. sınıf kanalını açmıyorum. Çünkü artık 12. sınıfta bizim bakış açımız YKS biliyorsunuz. O yüzden TYT Türkçe AYT Edebiyat kanalına katılmanı tavsiye ediyorum. Bak katıl Orada önemli paylaşımlar yapıyorum, sorular paylaşıyorum vesaire. Seneye yani 2025'e bomba gibi hazırlanmak için seni de aramızda görmek istiyorum diyorum. diyorum. Haydi bakalım şöyle sorular gelsin ve çözmeye başlayalım sabırsızız. Ne diyoruz? 2023-2024 eğitim öğretim yılı Deniz Hoca Tayfa Lisesi 11. sınıf 2. Ikin dönem 2. yazılı soruları gelsin. Tabii ki en başta ismini yazıyorsun sakın ha, unutma. Şöyle bir soru işareti bıraktım çünkü sen videonun sonunda, dersin sonunda, sınavın sonunda benim notumu vereceksin. Ya hep ben mi sana not vereceğim? Biz mi not vereceğiz? Biraz da öğrenciler bana not versin diyorum. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Ne diyor birinci sorumuz? Yukarıdaki metinde ağır basan anlatım biçimini sebebiyle yazınız. Özellikle ders kitabında biliyorsunuz her metinden sonra buna benzer bir soru vardı. Hemen bakalım. Odanın ortasında dikiliyor ve acılı bir şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti. Açıp dışarıya dinledi. Ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kağıdının delik olduğu köşeye atıldı. Elini delikten sokup yokladı. Kağıdı gözden geçirdi. Hayır, bu değildi yapacağı. Sobaya gitti. Kapağını açıp külleri karıştırmaya başladı. Pantolon paçalarından kestiği ipliklerle yırtık cep astarı attığı gibi öylece duruyordu. Demek kimse sobaya bakmamıştı. Birden Razumihin az önce sözünü ettiği çoraplarını hazırladı. Gerçekten de yorgan altındaydı çorapları. Ama o günden beri her ikisi de öyle kirlenmiş eskimişti ki... Zamyotov'un hiçbir şey fark edememesi son derece doğaldı diyor. Şimdi burada iki tane anlatım biçimi karşımıza çıkıyor. Unutma dört tane anlatım biçimi var. Öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklama. Tabii ki edebi metinlerde hangisi olacak? Başta öyküleme olacak. Burada bir öyküleme var. Bir hareketlilik anlatılıyor mu? Anlatılıyor. Hemen öyküleyici anlatım yazalım. Bununla birlikte betimleyici anlatım var mı? Çünkü ortadaki ne yapıyor? Görüntüyü, odadaki görüntü, hareketli görüntü bize betimliyor dolayısıyla betimleyici anlatımda söz konusu ama özellikle öyküleyici anlatım olduğunu vurgulamanı bekliyorum çünkü bir hareketlilik bak sürekli bir hareketlilik yapıyor. da sağa gidiyor, sola gidiyor, oradan bakıyor, şuradan bakıyor vesaire ve bunun akabinde de betimleyici anlatım var. Bunları yazmanız güzel olacaktır. Gelsin ikinci soru. Yukarıdaki metin hangi edebi akıma göre yazılmıştır? Sebebini yazınız. Şimdi burada bir görüntü var mı? Var. O görüntü hareketli ya da duran da olabilir. Yani bir görsel tasvir de olabilir ya da bir hareketle tasvir edilebilir. Ama sonuç itibariyle gördüğünü anlatıcı olduğu gibi aktarıyor. Unutma bu Suç ve Ceza romanından burada realizm akımı ön plandadır. Neden? Neden kısmını anlatıyorum yazmayacağım. Realizm akımı diyeceğim. Neden? Çünkü görüntüler olduğu gibi aktarılmıştır. Görüntüler, olaylar olduğu gibi aktarılıyorsa yorum yapılmıyorsa ve mekan da betimleniyorsa ve o mekanın kahramana ruhsal etkisi, psikolojik etkisi dile getiriliyorsa unutma bu realizmdir. Tamamen bunlar realizmin özelliğidir unutmayacaksın ki roman dediği zaman akla gelen ilk akımda realizm romanı roman yapan akımdır unutma aklına bulunsun. Bu soruyu da tamamladık ve gelsin üçüncü soru. Aşağıda yer alan eserlerin yazarlarını ve hangi edebi anlayışla yazıldığını belirtiniz. Şimdi senaryolar baktığım zaman İçerisinde edebi akımlarla ilgili soruların olduğunu, kazanımların olduğunu gördüm. Dolayısıyla edebi akımlar tekrar karşınıza çıkacaktır. Dönem başına biliyorsunuz giriş ünitesinde çok iyi bir şekilde öğrenmiştik. Hemen bakıyorum. İntiba kimin romanıdır? Namık Kemal'in romanıdır değil mi? Peki hangi akımda yazılmıştır? Unutma Namık Kemal romanlarını romantizm akımıyla yazmıştır. Victor Hugo'dan etkilenmiştir. Unutma Felatun Bey ile Rakım Efendi kimindir? Ahmet Mithat Efendi'ndir. Ahmet Mithat yazalım. Peki Ahmet Mithat hangi akımdan etkilenmiştir? O da Namık Kemal'den etkilenmiştir. Namık Kemal'in izinden gitmiştir. Dolayısıyla ne Namık Kemal'i ya? Ne yazacağız buraya? Romantizm yazacağız. Akım olarak Namık Kemal'i yazacağım. Çünkü neden? Aklım oraya gitti. Hani Namık Kemal'i taklit ediyor. Onun izinden gidiyor ya. Öyle aklına kalsın. Mavi ve siyah kimindir? Halit Ziya'nındır. Artık Servet Tifonu'na geldiğimiz zaman biz realizmin etkili olduğunu görüyoruz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi Romantizmle yazılan romanlarımızda kusurlar var. Çünkü gerçekten anlatım kusurlu romantizm yazarın devreye girmesi demek, kendi düşüncelerini paylaşması demek, taraf tutması demek vesaire. Ama realizmde bu yok. Yani romanı roman yapan realizm demiştim ya az önce. İşte o yüzden Batılı tekniğe sahip ilk romanımız Unutma, May ve Siyah'tır. Devam edelim. Zehra, Zehra Nabizade Nazım'ındır ve Unutma Naturalizm akımı burada ön plana çıkar. Tutunamayanlar ve Benim Adım Kırmızı. Tutunamayanlar hepinizin takdirine olan bir eserdir. Oğuz Atay'ın Benim Adım Kırmızı ise Orhan Pamundur unutma ve bu iki eser de postmodernisttir. Modernist, postmodernist romanlar olarak geçer. Dolayısıyla bunları bilmekte fayda var. Karşına çıkar mı? Neden çıkmasın? Şimdi gelsin dördüncü soru. Diyor ki metnin temasını ve konusunu yazınız. O zaman okumamız gerekecek. Gece bekçisi bir ablam vardı. Erol Bey. Eskiden size de çamaşıra gelirdi. Erol Bey. Şöyle çıkmıyor galiba. Öldü zavallı. Erol Bey neden öldü? Ahmet Efendi görünürde hasta filan da değildi. Anlatayım beyim. Ablam 75'inde öldü. Evlere çamaşıra giderdi. 5-6 evi vardı. Hep o evlere giderdi. 70'inde artık canlı cenazeye dönmüştü. 70 yaşında nasıl çalıştırdım be Ahmet Efendi? Bir gün geldi çalışamaz oldu. Yıkadığı çamaşırlar yarı kirli kalıyordu. Kapılar art arda kapanmaya başladı yüzüne. Çalıştırmasaydım be Ahmet Efendi. Çalışma dedim o kadar çalışma ben bakarım sana. Sonunda topu topu bir ev kaldı kapısını ona kapatmayan o evde bir gün yol verdi kendisine. İnsanın yüzü de tutmaz ya pek. Evet artık gelme demeyi işleri götürmüyordu. Alışmışlardı da çok. Son girişinde eline fazlaca para vermişler. Gönlünü almışlar. Yolunca yordamınca anlatmışlar durumu anlamış. Şekne devam ediyor. Peki bu metnin teması nedir? Burada ön plana çıkan metnin bütüne yayılan Ana düşünce, ana fikir ne olabilir? Bir kadının çalışma azmi, çalışma zorunluluğu vesaire olabilir mi? Olabilir. Yani metnin temasını genel düşüneceğiz. Mesela ben çalışma zorunluluğu diyeceğim. Kadın çalışmak zorunda, geçimini 75'inde de olsa sağlamaya çalışıyor. Peki konusu ne? Konusu gece bekçisinin ablasının öğlene kadar çamaşır işini yapması ve sonunda işsiz kalması. Bu durumu da Erol Bey ile paylaşması bunun konusunu oluşturur. Yani dikkat ettiniz mi? Temaya ne dedim ben? Genel bir şey dedim. Tema genele yayılmış bir şeydir. Mesela aşk bir tema olabilir. Ama Ahmet ile Ayşe'nin aşkı konuyu oluşturur. Tamam mı? Unutma. Leyla ve Mecnun. Mesela bak burada Leyla ve Mecnun'un aşkı konudur. Çünkü somut bir şeydir. Bellidir. Kimin aşkı? Evet Leyla ile Mecnun'un aşkı. Ama Genele bakacak olursak aşk, sevgi bunlar temel oluşturur. İşte burada da aynı mantıkla geçim mücadelesi temanın kendisidir. Çalışma zorunlu ya da geçim mücadelesi. Bunlar temel oluşturur. Burada bir kadının gece bekçisi adlı bir adamın ablasının öğlene kadar çalışmaya devam etmesi ve yaşından dolayı işi yapamayınca yavaş yavaş işlerini kaybetmesi konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii sonunda da ölüyor. Şimdi gelelim 5. soruya. Yukarıdaki metinde yer alan temel ve yan çatışmaları yazınız. Temel çatışma nedir? Yani metnin bütüne yansıyan, metni metin yapan, metni oluşturan şey. Aynı zamanda tema gibi düşünebiliriz bunu. Bak bu kadının geçim mücadelesidir. Peki yan çatışma nedir? Mesela yaşının ilerlemiş olması bu yan bir çatışmadır değil mi? Ana çatışmayı destekler. Yani ana bir olayımız vardır. Diğer küçük küçük olaylar, çatışmalar Ana olayı, ana çatışmayı, temel çatışmayı destekler. Yaşını ilerlemiş olması, evet. Artık çamaşır yıkayamaması, evet. Yıkayamıyor çünkü işlerini kaybediyor. İşlerini kaybetmesi, mesela 70'inde ölüye dönmesi. Değil mi? O kadar çok çalışmış ki artık 70'inde ölüye dönmüş diyor. Ölü gibi olmuş diyor. Gibi gibi şeyler ne olur? Yan çatışmayı oluşturur. Yan çatışma ne yapar? Tekrar söylüyorum, temel çatışmayı, yani buradaki geçim mücadelesini, ayakta kalma mücadelesini, ...destekler. Bu şekilde bu sorulara... ...cevap veriyorsunuz. Peki dönelim. Yukarıdaki metinde yer alan kişileri özellikleriyle... ...yazınız. Mesela kadın. Kadın burada kahraman olarak karşımıza çıktı. Ne diyelim? İnatçı, yaşlı... E ...bu da bir özelliği. Yıpranmış olması, işini... ...yapamıyor olması gibi gibi... ...özellikler ekleyebiliriz. Bir de... ...gece bekçisi var. Bununla birlikte... ...Erol Bey vardı değil mi? Peki bunlarla ilgili çok fazla ipucu var mı? Yok. Erol Bey birkaç yerde çalıştırmasaydım... ...vesaire diyor. Yani... Ne diyelim duygulu diyelim böyle şeyler eklenebilir. Gece bekçisi üzgün olabilir ablasının ölümünden dolayı. Yine baktığımız zaman adamla saygılı bir şekilde konuşuyor. Kibar denilebilir vesaire. Bu şekilde özellikler eklenebilir ama tekrar söylüyorum burada gece bekçisi ve Erol Bey'le ilgili çok fazla çıkarım yapamıyoruz. Çünkü burada hikayenin ortasında yaşlı kadın var. İsmi olmayan yaşlı kadın var. Yani gece bekçisinin ablası. Onun buradaki mücadelesi ön plana çıkmış. Daha çok onunla ilgili bilgi olduğu için ancak ki onunla ilgili bilgi verebildik. Tekrar bakıyorum metne. Aynı zamanda mesela son ev. Bak son eve gidiyor ya. O evle ilgili de bir çıkarım yapabiliyoruz. Mesela son evdeki kişiler. Onlar da yine merhametli, acıma duygusuna sahipler, anlayışlılar, kibarlar, kırmamaya çalışıyorlar. Son bölümde zaten bu ifade edilmiş. Bence kişiler arasında son evde olanları da eklersek çok daha güzel olacak diyorum. Şimdi geldik çok daha güzel bir soruya. Diyor ki aşağıda bilgiyle verilen sanatçıları yazınız. Tiyatro sanatçıları karşımıza çıkacaktır sınavda. Bunları bilmekte fayda var. Mesela bunlardan bir tanesine bakalım. Konularını özellikle Osmanlı tarihinden alıp insanla ilgili gerçekleri ortaya koymaya çalıştığı oyunlarıyla tanınmıştır. Amerika'da tiyatro ve oyun yazarlığı eğitimi almıştır. Edebiyatımıza trajedi türünün başarılı örneklerini vermiştir. Asla unutmuyorsun bu ismi. Keziban, Deli İbrahim, 4. Murat Sokrates savunuyor ve Genç Osman. Trajedi neyi gerektirdi? Trajedi geçmişteki konuları işlemesini gerektirdi. Yani konularını tarihten alırdı. Unutma bu isimlere bakınca da eser isimlere bakınca zaten konularını tarihten aldığını görüyoruz. Peki kimdir bu? Hemen yazalım. Turan Oflazoğlu'dur unutma. Tamam Turan Oflazoğlu'nu cebimize koyduk. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulunan yazarlarımızdandır. Pembe Evin Kaderi, Kanaviçi adlı oyunlarıyla kuşaklar arasındaki kopuşu yabancılaşmayı ele almıştır. Duvarların Ötesine adlı oyunuyla toplumun suçlu insanları bir kenara itişine eleştirerek onlara daha uygarca davranmak gerektiğini savunmuştur. Ah Şu Gençler, Töre, Sarı Pınar 1914 gibi oyunlarından birkaçı burada karşımızda çıkmış ipucu olarak verilmiş. Kimdir buradaki sanatçımız? Turgut Özakman'dır unutma. Turgut Özakman aynı zamanda çok meşhur bir romanıyla tanınır şu çılgın Türkler. Tabi onun tiyatrosu da yapılmıştır. Ama şu çılgın Türkler roman olarak, kitap olarak basılmıştı. Milli mücadele yıllarını anlatan bir romandı. 2004-2005 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı ve inanılmaz satmıştı. Yani herkesin elinde bu kitap vardı. Bayağı da kalındı. Okumayan kişi ben çevremde hatırlamıyorum o dönemde. Böyle 500-600 belki 700 sayfalık bir kitap ama Başladığınız mı? iki günde bitiyordu. Öyle sürükleyici bir kitaptı. Gerçekten harikaydı. O yüzden Turgut Özakman'ı ben bu eseriyle hatırlıyorum. Aynı zamanda kendisi gazetecilik yapmıştır. Bu özelliğiyle de karşımıza çıkabilir. Bunu da unutma diyorum. Ve şimdi yine kitapta yer alan bir sanatçıdan bahsetmek istiyorum. Ekstra buraya eklemekte fayda var. O da Cevat Fehmi Başkut. Hemen yazalım. Cevat Fehmi Başkut. Biliyorsunuz kitapta bu sene Paydos adlı eseri vardı. Paydos bizim yurt dışında sahnelenen ilk tiyatromuzdur. Unutma bu bakımdan önemli yanına yıldız attık. Aynı zamanda Buzlar Çözülmeden adlı bir tiyatrosu var. Bunun filmini yaptı Kemal Sunal. Bu da önemli. Hani bir kasabanın yolları kapanıyor kışın kardan dolayı. Deliler Hastanesi'nden kaçanlar kasabaya ulaşıyor. Kasabalı bunları kaymakam zannediyor. Ve bunları bir ay boyunca kaymakam olarak ağırlıyorlar. Bunlar da bir ay boyunca kaymakam rolü yapıyorlar. Ama deliller ama işi doğru yapıyorlar. Doğru yönetiyorlar. Haklının yanında oluyorlar. Böyle bir oyundu. O yüzden unutmayacaksın Cevat Fehmi Başkut. Kitabımızda da vardı. Paydos yurt dışına sahnelenen ilk tiyatromuz. Buzlar çözülmeden onun önemli bir oyunu. Bununla birlikte Haldun Taner'den de bahsetmek istiyorum. Tiyatro denildiği zaman akla gelen isimlerden bir tanesi. Haldun Taner'in birçok önemli oyunu var. Ama bizim karşımıza Keşanlı Ali destanı çıkabilir. Aman dikkat bunu sınavda hocanız sorabilir. Bu epik tiyatrodur tamam mı? Edebiyatımızda epik tiyatronun ilk örneği Keşanlı Ali Destan'dır. Hocam peki epik destan nedir? Yiğitlik tiyatrosu mu? Hayır ismi odaklanma. Evet epik şiir denildiği zaman aklımıza yiğitlik, kahramanlık vesaire geliyor ama tiyatrodaki epik farklı bir şeydir. Bunun birinci amacı şudur. Yazar oyununu seyirci bilgi vermek için, onları aydınlatmak, belli bir konuda duyarlılık oluşturmak için yazar. Bunu unutma. En temelinde bu vardır. Yani aslında toplumsal konular işlenir. Epik tiyatroda ve seyirciye bu toplumsal sorunlar aktarılır. Oyun içerisinde sürekli bir hareket vardır. Etkinlik vardır ve bu hareketlik etkinlikle birlikte seyirci de oyuna dahil edilir. İşte epik tiyatronun özü budur. Yani bir mesaj veren, seyirciyi bilgilendirmeye çalışan, onları eğitmeye çalışan bir oyun türüdür ve genellikle de toplumsal meseleler, sorunlar burada işlenir diyoruz ve bu bilgilerden sonra geliyoruz 8. soruya. Diyor ki aşağıdaki metin hangi türde yazılmıştır? Çeşitli sebebini belirterek yazınız. Hemen bakıyoruz. Yazar hikayesinde mekan ve çevre kadar zamana da önem vermiştir. Şeftali bahçelerinde zamanı eğlenceler tayin eder. Burada bahar takışa kadar uzar baharın uzaması zevk ve eğlence hayatında uzatır. Akşam üzerleri hükümet memurları merkeplerine biner, şeftali bahçelerine giderler. Gece geç vakit kasabaya dönülür. Ağustos içinde av başlar. Erkenden kalkılır, bağlara gidilir. Kış gelince gece toplulukları başlar, helva sohbetleri yapılır. Şimdi burada bir yazardan bahsediyoruz. O yazarın hangi eserini ön plana alıyoruz? Şeftali bahçelerini. Yani onunla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Bu romanda ya da bu hikayede şunlar 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 olmuştur deniliyor. E o zaman bu tür olarak eleştiri değil midir? Eleştiridir. Ya hocam burada kötü bir şey söylemiyor ki. Nasıl eleştiri olsun? Bak eleştiri unutma. Eleştiri bir eserin kötü yanlarını ortaya koymak değildir. Eleştiri bir eseri incelemek demektir aslında. O eserin olumlu olumsuz her şeyini ortaya koyabilirsin. Olumsuz yönü yoksa olumlu yönlerini koyarsın. Ya da bir şiir ya da bir hikaye onu incelersin, tahlil edersin. O da bir eleştiridir. Unutma bu bakımdan buraya baktığımız zaman eleştiri olduğunu görmekteyiz. Bir de eleştirinin çeşitleri var. Öznel eleştiri var, nesnel eleştiri var, yazara dönük eleştiri var, okura dönük eleştiri var, döneme dönük eleştiri var vesaire. Burada sizce hangisi? Yazara dönük eleştiri mi var yoksa esere dönük eleştiri mi var? Genelde öğrenciler hemen yazar ismi geçtiği için yazara dönük eleştiri var diyor. Hayır dikkat et yazar bu hikayesinde şunu şunu yapmıştır. Şeftali bahçelerinde diye anlatmaya başlıyor. Yani burada merkez olan nedir? eserin kendisidir. E o zaman ne diyeceğiz? Esere yönelik eleştiridir. Şimdi çeşitli yazın demişti ama sebebiyle yazınız demişti. Ne diyeceğiz? Çünkü merkezde olan eserin kendisidir. Tamam mı? Önemli çıkabilir. Yana yıldız bıraktık ve gelsin 9. soru. Diyor ki yukarıdaki metnin ana düşüncesiyle yardımcı düşüncelerini belirleyiniz. Şimdi ana düşünce her zaman karşımıza çıkan bir kavram. Metnin bütüne yayılan ve metnin yazılma sebebi ana düşüncedir. Onun için kalan her şey aslında yardımcı düşüncedir. Hemen okuyalım. Bir edebiyat alemi var mı bizde? Edebiyatçılarımız yok demiyorum. Olmaz olur mu? İşte şairler, hikayeciler, denemeciler, ara sıra eleştiriye özenenler de görülüyor. Edebiyatçılarımız var. Edebiyat alemimiz yok. Edebiyatçılarımız birbirlerini bilmiyor, bilmek istemiyor, bilmeyi gerekli bulmuyor da onun için. Hepsi de kendi içine büzülmüş, bir kendilerini düşünüyorlar, gözleri bir kendilerine dikili. Buradaki ana düşünce, ana fikir, metni bütüne yayılan, yazarın bu yazıyı yazma sebebi olan şey nedir? Hemen bakıyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Edebiyatçıların ben merkezci davranıp bir edebiyat topluluğu oluşturamamaları. Değil mi? Çünkü bir edebiyat alemi, dünyası topluluğu var mı diyor. Hayır diyor, yok diyor. Tamam edebiyatçılar var ama bir alem, bir topluluk yok diyor. Bu işte ana düşünceyi oluşturur. Unutma şöyle alalım kare içerisine. Ana düşüncemiz bu. Peki yardımcı düşünce ne olur? Yardımcı düşünce bunu destekleyen her şey. Bakıyoruz bak diyor ki işte şairler, hikayeciler, denemeciler. Neyse devam ediyor. Ara sıra eleştiri özenenler de görülüyor. Edebiyatçılarımız var, edebiyat alemimiz yok. Çünkü edebiyatçılarımız birbirini bilmiyor. Bak bu yardımcı düşüncedir. Bilmek istemiyor. Bilmeyi de gerekli bulmuyor. Tamam mı? Hepsi de kendi içine büzülmüş. Bu da yardımcı düşünce. Bir kendilerini düşünüyorlar. Gözleri kendilerini dikili. Bunların hepsi yardımcı düşüncedir. Ve bununla birlikte edebi açılarımız var ancak edebiyat alemimiz yok cümlesi de bir yardımcı düşüncedir. Yani baktığınız zaman buradaki her şey bir yardımcı düşüncedir. Yardımcı düşünce ne yapar? Ana düşünceyi destekler unutma. Sana böyle bir soru sorulacaktır eleştiri ünitesinden. Ben sorum ihtimali çok yüksek görüyorum. Burada yapman gereken şey şu. Metnin bütüne yayılmış olan hatta şu soruyu sor De ki yazar bu metni niçin yazmış? Neyi anlatmak istiyor? Yazma sebebine. Bunu sorduğun zaman, cevap aldığın zaman işte bu ana düşüncedir. Onun dışında metinde kalan her şey yardımcı düşüncedir. Dolayısıyla geri kalan düşünceleri ard arda sıralayıp yazarsan yardımcı düşünce sorusuna da cevap vermiş olacaksın diyorum. Ve sıradaki soruya geldik. Yukarıdaki metinde ağır basan anlatım biçimlerini yazınız diyor. Şimdi az önce okumuştuk burayı. Bir edebiyat alemi var mı bizde? Edebiyatçılığımız yok demiyorum. Olmaz olur mu? Şimdi burada sanki bir tartışmacı anlatım var. Yani var mı yok mu kardeşim böyle işte bundan dolayı yok. Bir şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Bir tartışmacı anlatım olabilir mi? Olabilir. Tartışmacı anlatım. Bununla birlikte yine ağır basan unutma açıklayıcı anlatımdır. Neden? Çünkü bir konuya başlıyor, onu hangi yönünü desteklediğini ifade ediyor ve daha sonrasında onu açıyor. Şundan 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 doluyor. Sebebi şu şu şu. Ne yapıyor? İyice açıyor. Aslında açıklayıcı anlatım burada ağır basıyor. Bununla birlikte tartışmacı anlatımda söz konusu unutma. Hatırlarsanız ilk sorularda da yine anlatım biçimlerini sormuştum. Size dört tane anlatım biçimi var demiştim. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, tartışmacı anlatım, açıklayıcı anlatım. Bak öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım unutma. Edebi metinlerde yani bir romanda, bir hikayede, masalda karşımıza çıkar. Ama öğretici metinlerde gördüğünüz gibi tartışmacı ve açıklayıcı anlatım ön plana çıkar. Bu da yine aklınızda bulunsun. Şimdi 11. soruya geldik. Diyor ki aşağıda yer alan eserlerin yazarlarını yazınız. Lisan-ı Osman'ın edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir. Yani Osmanlı diliyle oluşturulmuş edebiyat hakkında bazı düşünceler anlamına gelen bu metin unutma. Namık Kemal tarafından yazılmıştır ve edebiyatımızın İlk eleştiri örneğidir. Tenkit örneğidir. Eleştiri tenkit biliyorsunuz aynı şey. Tarihi Harabat yine namı Kemal'indir ve onun da özelliği ilk eleştiri eseri olması. Bak, bir tanesi eleştiri örneği. Çünkü onu bir makale olarak yazmıştır. Bir yazı olarak yazmıştır. Tarihi Harabat'ı bir eser olarak yazmıştır. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklıdır ama ikisi de ilk'tir. Yani ilk eleştiri örneği evet lisan Osmanidir ama eseri ise Tarihi Harabat'tır. Unutmayacaksın. Bu eserinde Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserini yapmıştır, eleştirmiştir, tenkit etmiştir, Namık Kemal. Bir diğeri biraz daha hakikat, bu ders kitabında yer alan bir eserdi. Bu da Hüseyin Cahit Yalçın'ındı, unutma. Hatta bu yazılarını yani biraz daha hakikat gibi birçok yazını daha sonra Kavgalarım adlı kitabında toplayacaktı. Hadi gel bu kavgalar madde eser üzerinden biraz dedikodu yapalım. Biliyorsunuz Hüseyin Cahit Yalçın bazı yazılarını eleştiren vesaire bu kavgalar madde eserinde topluyor. Bunu genellikle Servet gelen eleştiriler oluşturuyor. Yani işte Servet Funcular 1895-96 yıllarında ortaya çıkıyor. O dönemde eski edebiyatçılar dalga geçiyorlar. Ya bunlar kimdir? Bunlar yeniler. Bunlar çocuklar. Hatta onlara Edebiyatı Cedide şeklinde dalga geçmek için bir isim veriyorlar. Edebiyatı Cedide yani yeni edebiyatçılar şeklinde dalga geçmek için bu ismi veriyorlar. Hatta Ahmet Mithat Efendi bunlara dekadan hakaretinde bulunuyor. Dekadan Fransa'da ortaya çıkmış bir kavram. İşte Fransa'da sembolistler ortaya çıkınca diğer sanatçılar bunlara dekadan diyorlar. Dekadan düşkün, böyle basit, yozlaşmış gibi anlamlara geliyor. Hatta denir ki çok çok eski kökene bakacak olursak eşek yavrusuna verilen bir isimmiş Fransızca'da. İşte böyle bir hakarette bulunuyor. Bu hakaretten sonra Hüseyin Cahit Yalçın Buna karşılık veriyor, bazı eleştiriler yapıyor, cevaplar veriyor. Daha sonra bu yazılarını kavgalarında topluyor. Çok önemli, ayet edebiyatta 2023 yılında da soruldu. İşte bu kadar önemli diyorum. Şimdi geldik demdeme. Demdeme biliyorsunuz, muallim Naci'nindir, onu da yazalım. Recaizade Mahmut Ekrem, muallim Naci'nin karşıtıdır, onunla sürekli tartışmıştır. O Zemzeme adlı bir eser yazıyor. Bu eserini eleştirmek için de muallim Naci demdeme yazıyor. Zemzeme, demdeme önemlidir, unutmayacaksın. Çala kalem yine ders kitabımızda yer alıyordu. Vedat gün yolundur ve şiir talihleri unutma Mehmet Kaplan'ın. Mesela ders kitabımızda da vardı İstiklal Marşı ile ilgili değerlendirmesini yapıyordu. Kötülüyor muydu? Hayır onu inceliyordu. İşte inceleme eseri de unutma bir eleştiridir. Bunlar aklınıza kalsın bunların birkaçı sınavda çıkacaktır. Şimdi gelelim 10 ve 11. soruya. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin bu arada pardon 12 dedim niye bu kadar az oldu? 12, ve 13. sorulara geldik. 12 sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak yazınız. Öge sorusu gelecektir. Çünkü bundan önceki ünitelerde, romanda, tiyatroda yine cümlenin ögeleri devam ediyordu. Senaryolarda buradan bir soru mutlaka eklenecek. Hemen bakalım. Kapalı çarşının kapısından girip kendinizi asırlık dükkanlarının çağrısına bırakın. Şimdi bırakın, yüklem. Kim bıraksın? Siz bırakın. Değil mi? Bu gizli özne. Peki nasıl bırakın? Kapalı çarşının kapısından girip bırakın. E bu ne olacaktır? Bu zarf tümleci olacaktır. Kimi bırakın, neyi bırakın? Kendinizi bırakın. Bu da belirtili nesne olacaktır. Peki neye bırakın? Kime bırakın? Asırlık dükkanların çağrısına bu da dolaylı tümleç olacaktır. Bak yüklemi buldum. Doğru soruları buldum. Gerisi kolay. Yeter ki soruları sor. Doğru yeri işaretle. Kafasına koyduğun yapması öğretmenimizin en belirgin özelliğiydi. Bak özelliğiydi yüklem mi? Yüklem ama bitmiyor. Nasıl özelliği? Öğretmenimizin en belirgin özelliği. Komple burası nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. ve o zaman ben bunu komple yüklem olarak alacağım. Peki öğretmenimizin en belirgin özelliği olan şey nedir? Kafasına koyduğunu yapması. Bu da özneyi oluşturacak. İşte gördüğünüz gibi bu kadar basit. Neden tamamını aldım? Tekrar söylüyorum çünkü tamlamaları, grupları bölmüyoruz. Tamam mı? O yüzden hepsini almış oldum. Şimdi bu beton yılları arasında geçmişimi özlüyorum. Özlüyorum yüklem. Kim özlüyor? Ben özlüyorum gizli özne. Peki ne zaman özlüyorum? Şimdi burada zarf tümleci söz konusu. Peki nerede özlüyorum? Şimdi bu soruyu sordum. Nerede sorusu biliyorsunuz? Dolaylı tümleç sorusudur. Bu beton yığınları arasında bu da dolaylı tümleç olacak. Peki neyi, kimi özlüyorum sorusunu sorarsam? Geçmişimi cevabını alacağım. Bu da belirtili nesne olacak. E o zaman hepsini bulduk. Güzeldi. Yine karşımıza çıkacak böylelikle hatırlamış olduk cümlenin ögelerini. Şimdi gelelim 13. ve son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozuklarını düzeltiniz diye bir sorumuz var. Hemen bakıyorum. Zincirsiz yola çıkan araçlara ekipler tarafından uyarı yapılıyor. Ama senden isteğim şu. Öncelikle bunu durdur. Kendin bulmaya çalış. Hepsini bul. Ondan sonra beni oynat ve gör. Neyse. Zincirsiz yola çıkan araçlara ekipler tarafından uyarı yapılıyor. Burada şöyle bir anlam çıkıyor. Yol mu zincirsiz? Hayır. Yola zincirsiz çıkan olması gerekiyor. Yani şunların yer değiştirmesi gerekiyor. Yoksa şöyle bir anlam çıkıyor. Yol zincirsiz. Yani zincirsiz yol. E bir de zincirli yol var. Şekne anlamlar çıkabilir. İşte bu yüzden bunları ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Anlatım bozukluğunu düzeltmek için bunu yuvarlak içine aldık. Yaklaşık bin civarında davetli salonu tıklım tıklım doldurmuştu. Burada nasıl bir hata var? Durdurduğunu ve buradaki anlatım bozukluğunu öncelikle senin bulduğunu düşünüyorum. O yüzden hızlıca cevap vermek istiyorum. Burada şöyle bir sorun var. Yaklaşık diyor bir de bin civarında diyor. Şimdi civarında demek yaklaşık demek. O zaman bunlardan bir tanesini atacağım. Yaklaşık bin davetli deseydim olurdu. Ya da Bin davetli civarında deseydim bu da olurdu. Yani gereksizlik var burada. Birini atmam gerekiyor. Bin civarında davetli salonu tıklım tıklım doldurmuştu dersem bu düzelecek. Ya da şöyle desem yaklaşık bin davetli salonu doldurdu deseydim bu da doğru olacaktı. İkisinden birini atmam gerekiyor. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim. Burada nasıl bir anlatım bozukluğu var? Durdur ve sen çöz. Durdurdun, çözdün, buldun, seni şöyle alkışlıyorum. Hemen cevap vermek istiyorum. Eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim derken burada bir belirsizlik var. Anlam belirsiz var. Onun eserlerini mi kendi eserlerini bak belirsizlik. Eserlerini bak tekrar söylüyorum. Senin eserlerini mi yani kendi eserlerini mi yoksa onun eserlerini mi tekrar değerlendirmeni isterim? İşte böyle bir belirsizlik var. O zaman şöyle diyebiliriz mesela onun eserlerini ya da bunun yerine kendi eserlerini ya da senin eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim şeklinde deseydim bu doğru olacaktı. Anlam belirsizliğini bu şekilde engellemiş oluruz. Bakıyoruz ve geliyoruz son örneğe. İnsanlar çok özlediklerini söylemelerine karşı yine de kar yağdığında şikayet ediyorlar. Buradaki hatayı buldum mu bozukluğu. Burada yanlış kelime kullanılmış. Bak karşı değil. Söylemelerine karşı. Hayır. Karşın. Burada rağmen edatının kullanılmış olması gerekiyordu. Yani karşın ya da rağmen. Karşı bir şey karşı çıkmaktır değil mi? Buradaki rağmen ona rağmen işte sevmesine rağmen yine de üzülüyordu. Ya da sevmesine karşın yine de üzülüyordu şeklinde olması gerekiyor. Karşı çok farklı. Karşın rağmen çok farklı. Unutma. Dolayısıyla burada karşı değil, karşın rağmen gelmesi gerekiyordu diyorum ve böylelikle bu sınav videosunun sonuna gelmiş olduk. Sizler için hazırlamış olduğum birbirinden güzel soruları çözdük ve artık sınava hazırız. Ancak bir şeyi daha yapman gerekiyor. Biliyorsunuz sınavda sorumlu olduğunuz üniteler var. Mesela tiyatro ünitesi, eleştiri ünitesi, hadi mülakat ünitesinden sanırım sorumlu olmayacaksınız senaryolara göre. Henüz oraya gelmemiş oluyorsunuz zaten plan olarak. İşte sen kanalımdan açıyorsun. Son attığım videolar arasında tiyatro var, eleştiri var. Öncesinde de roman var. Bunları bir seyrediyorsun. Bunları seyrettikten sonra bu soruları çözüyorsun ya da tam tersi. Bu soruları çözdükten sonra onları seyrediyorsun ve sınava artık %100 Hazırsın. O sınava girip o sınav kağıdını parçalayıp sınavdan çıkabilirsin. İşte bu kadar bomba bir hazırlık yapmış bulunmaktayız. Senden bir isteğim var. Bu videoyu beğendiysen, kanalıma abone olduysan ve lütfen düşünceni de yorum olarak paylaştıysan Artık sen çalışmana dönebilirsin ama sınav öncesinde bu videoyu yine hızlı hızlı tekrar edersen sana çok şey katacaktır. Yine videonun başında hatırlatmıştım. WhatsApp kanallarımız var. 11. sınıf WhatsApp kanalı ama sen artık oraya gelme bence. Sen TYT Türkçe AYT Edebiyat kanalına katıl. Orada seni görmekten mutluluk duyarım. Ki kendine de çok şey katarsın. Çünkü biz bir yıl boyunca oradan tüm çalışmalarımızı paylaştık. Sorular paylaştık, anketler paylaştık vesaire. Yani her şey orada yeter ki sen gel yeter ki takip et yeter ki burada ol deniz hoca da her zaman senin yanında olacak sınava bomba gibi hazırlanacağız yani asıl sınava asıl sınavdan kastım YKS'den bahsediyorum buraya da bomba gibi hazırlanacağız önümüzdeki sene sen de aramızda ol ben senin her zaman yanında olacağım diyorum ve hepinize başarılar diliyorum lütfen sınavda aldığın o güzel notları benimle paylaşmayı da unutma güzel haberlerinizi bekliyorum